Ne yazık ki çok fazla da Hatay'ı konuşma şansımız yok maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekilleri Mevlüt Dudu, Refik Er Yılmaz ve Hasan Akgöl İskenderun'da basın mensupları ile bir araya gelerek özelde Hatay, genelde ülke gündemini değerlendirdi. CHP'li vekillerin gündeminde Reyhanlı saldırıları ve Gezi Parkı protestoları vardı. Ve bu saldırı, o çevrecilere yapılanlar Türkiye'de çok büyük bir hareketin fitilini ateşledi. CHP İskenderun İlçe Başkanı Süleyman Uyar'ın da katılımıyla düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında ilk olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Mevlüt Dudu, Taksim olaylarının Türkiye'de çok büyük bir hareketin fitilini ateşlediğini belirtti. Bugün Taksim'de yanan ateşin tüm Türkiye'yi aydınlattığını ifade etti. AKP hükümetine ve başbakana karşı çok ciddi tepkiler bulunduğuna da dikkati çeken milletvekili Dudu, bilanço çok ağır, binlerce yaralı, yüzlerce gözaltı ve tutuklama, Mustafa Sarı, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük ve Abdullah Cömert olmak üzere 4 tane de şehidimiz var. Bizler CHP milletvekilleri olarak Hatay'da istenmeyen olayların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, dedi. Ancak bizim bu duyarlılığımız, bizim gösterdiğimiz sağduyu ne yazık ki Başbakan ve iktidar partisi tarafından gösterilmiyor. Daha sonra söz alan CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz ise bugün yaşananların 12 yıldan bu yana AK Parti iktidarının baskı ve şiddet politikalarına karşı yapılan bir tepki olduğunu öne sürdü ve hükümet maalesef 12 yıldan bu yana yaptığım yaptık, kestiğim kestik, tamamen dayatmacı bir anlayışla bu hükümeti yönetmeye çalışmıştır. Benim gibi düşünmeyen, benim gibi yaşamak istemeyenleri dışlayan, yok etmeye çalışan bir siyasi anlayışın ülkeyi getirdiği nokta budur. Başbakan bence halkın büyük bir kesiminde meşruiyetini yitirmiş, maskesi düşmüştür ifadesini kullandı. Hükümet 12 yıldır bu ülkede dediğim dedik, kestiğim kestik, tamamen tepeden inmeci, tamamen dayatmacı bir anlayışla bu ülkeyi yönetmeye çalışmıştır. Sadece kendisi gibi düşünmek isteyen, sadece kendisi gibi inanmak isteyen ve sadece kendisi gibi yaşamak isteyenlerin hükümeti ve başbakanı olmuştur. Eylemlere katılan halkın iktidarın yaptığı gibi değil, özgür iradesiyle alanlarda olduğunu vurgulayan CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl de toplumu kamplaştırmak, ayrıştırmak ve ortaya çıkacak çatışmadan rant devşirmeye kalkmak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın sergileyeceği davranış biçimi olamayacağının altını çizdi ve Başbakan Erdoğan'ın bu yaklaşımını kınadıklarını söyledi. AKP mitingini düşün, taşımayla gelir. Bir beden karşılığı gelir ama bu insanlar yaklaşık 20 gündür aç, susuz o meydanlarda sadece özgürlük adına, barış adına, demokrasi adına. Düşünün ki bir başbakan eylem yapan vatandaşına karşı diyor ki ben 1 milyonu sokağa dökerim. Öyle bir başbakan olabilir mi?